Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün ise Minecraft Pocket Edition Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle elimde 39 tane petek var. Neden var? Ee, şöyle görebilirsiniz. Evet. Eve arı getirdim. Şimdi öncelikle bunu videoda arama gibi bir niyetim vardı. Ama yaklaşık 45 dakikalık bir kayıt aldığından ağ bulamadım. Ben de gece yarıları böyle kafamı dinlediğim zamanlarda aramaya başladım. Ki zaten dün o yüzden de video gelmedi. Arı farmı yapmak zorundayım. Çünkü odun farmı yapacağım ve odun farmı için arı farmı lazım. Çok dengesiz bir ikilem var ve yakın zaman slime farmına da girişeceğiz. Çünkü demirimiz var. Şimdi neden e, peki petek topladım? Daha doğrusu bunları nasıl topladım? Bu arada ben videoya girmeden şunu da söyleyeyim. Bakın burada kırmızı odun var. Ben evi kırmızı odunla kaplamaya başladım ufak ufak. E, bunların farmını yapacağım. Bu odunların farmı lazım bana ve seni düzeltmeyi unutmuşum. Çünkü buradaki nether yerini hepiniz demişsiniz abi ev yanar. <laughs> Mantıklı geldi. Ama şu da bir güzel. Kırmızı odunlar çok güzel gözüküyorlar. Hazır buraya da yerleşmişiz. Ben boş vakitlerimde şu kırmızı odunların bir farmını ayarlayayım. Buraları tek tek kırmızı odunla çevireceğim. Hatta belki yayında bile çevirebiliriz. Yakın zamanda yayın açma gibi bir planım var. O da olursa tabii. Neyse şimdi onu bunu boş verin. Ben size hemen nasıl arı bulduğumu anlatayım. Öncelikle arı arıyorsanız kesinlikle ormana dalmayın. Bakın ciddi ormana dalmayın. Peki neden? Yani şöyle ormanlara girmeyin. Şu şekilde bakın böyle boşluklar var ya. Buralarda bir yerlerde böyle e, şeyler arayın. Çiçekli araziler arayın. Çiçek olsun. Bol bol çiçek olsun. Mesela bakın burada bol bol çiçek var ama arı peteği yok mesela burada. Böyle çiçekler gördünüz mü oraya yapışın. Oralarda petek olma ihtimali yüksek. Ama bu biyomda olacak. Böyle biyomlarda olacak. Gidip de savana da falan aramayın yani. Ve ondan sonra buralarda takılırken belki bulma ihtimaliniz olabilir. Ben buralarda bir türlü bulamadım. Ne yazık ki. Hatta bir daha bakayım. Yok aynen. Buralarda yoklar. Şimdi Şöyle önce bizim bir e, iskelet farmına gidelim. Neden iskelet farmına gidiyoruz? Çünkü kemiğe ihtiyacım var. Hop vallaha cuk diye düştüm ha. Şimdi burada ben bayağı bir AFK kalmıştım zamanında. Bir stack yeterli olacaktır. Şu gereksiz blokların bazılarını atayım da. Şimdi arı farmına girişmeden önce kesinlikle zaten arılarınızı çiftleştirin. Yani bayağı bir arınız olsun. Arılar olmadan bu iş olmuyor hocam. Yapacak bir şey yok. Bununla beraber ben yeni bir tane daha oda açtım. Bu şekilde bakın. Burayı çimenledim. Bu şekilde güzel bir hale soktum. Şimdi bunun dekorasyonunu yapacağız ve video sonunda da sisteme geçiş yapacağız. Dekorasyon için bu arada sizler böyle etrafta gezerseniz karambola gidebilirsiniz. Aracıklar ben söyleyeyim. Bana giren çıkan bir şey yok. Öncelikle biraz gravel'a ihtiyacım olacak. Ve bununla beraber kuma ihtiyacım olacak. Umarım bütün kumları atmamışımdır. Mükemmel. Ulan ben o kadar çölü kuruttum hala kum bulamıyorum ya. Bu arada yakın zamanda bir sandık odasına geçiş yapacağız. Onu söyleyeyim. Burası artık bana dar gelmeye başladı. Burayı genişleteceğiz. Böyle olmaz. Yeni bir sandık odası yapacağız. Belki şuraya doğru içeri doğru girebilirim. Bilemiyorum. Evet, hadi bakalım. Kum toplamaya başlayalım. Ona lan. Abi, örümcek spawnları buldu. Oha! Dur la burayı ben bir ışıklandırayım. Oğlum çok iyi. Oha! <laughs> Aşırı iyi. Bunlardan ne çıktı? Koruma dikenler hızlı doldurma. İsim etiketi çok güzel. Yani pek bir şey çıkmadı. Neyse çıkalım buradan. Olur <laughs> çok iyi lan. Ayak üstü de spawner buldum ya. Şimdi bu kadar kumun bana yeteceğini az çok tahmin ediyorum. Şimdi biraz da renk toplamaya gideceğiz. Öncelikle bize gereken renkler sarı ve yün de lazım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Yün de toplamak zorundayız. Biraz yün falan filan kırmızı sarı mavi lazım olacak. Ha bir de yünle beraber terakota da lazım olacak. Ee, hazır gelmişken burada sarı terakota olması çok güzel oldu. Ben buraları... Aga be. Abi. Siz de mi be kardeşim? Vah vah. Birkaç stek yeterli olacaktır. E, ups gece oldu. <laughs> Köylü için ama. Benim için değil. Not for me. Vallahi canım sen uyu hiç rahatsız olma. <laughs> Yemin ederim vicdansızın önde gideneyim şuna bak. Bana bakma bana bakma bak burada taze çıtır yemek var. Ona git. <laughs> Çok iyi ya. Neyse bu kadar yetecektir diye ümit ediyorum. Artık gidebilirim evime. Ve buradan demir farmına da selam çakıp kaçıyor. Öncelikle zaten standart bizim yaptığımız işlemlerden bir tanesi. Ben hızlı çekime geçiyorum. Siz de izliyorsunuz efendim. Şimdi öncelikle bu farm için bize birkaç tane belli başlı materyal gerekiyor. Bunlardan ilk öncesi arıları içine koyabileceğimiz bir adet değil hay. Tabi bir adet olmayacak o bizim şu anda yüzey alanımıza göre seçeceğimiz bir olasılık olacak. Şöyle bakalım içeriye buradan giriyoruz çift sayı olarak yapmışım odayı ellerime sağlık ellerimin ayarına tüküreyim ben. Çift sayıdan nefret ediyorum ya. Şöyle gireceğiz. Burayı bu şekilde yapacağız. Burada ilk iki arımız olacak. Diğer ikisi burada. Diğer ikisi de burada. Bir tane daha yapsak. Bence bu şekilde arı miktarı yeterli olacaktır. Evet. Yani o zaman bunun Türkçesi kaç tane arı gerekiyor hemen söyleyeyim. Burada 2, 4, 6, 8 tane arı kovanına ihtiyacımız var. Ben bayağı fazla yapmışım ya arı toplama konusunda. Şimdi buradan birkaç tane demir alalım. <laughs> demir mi? <laughs> Çok zor bulunuyor. Biraz ray alalım. Bundan alalım, maden arabası alalım. Hadi bakalım, sistemimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle şöyle 8 tane yapacağım. Belki 2 tane daha fazla, 10 tane olsun. Tam olsun, bizim olsun değil mi? 10 tane olması yeterdir. Onunla beraber biraz bol sandık ve biraz da bol huni yapacağım. Zaten huni her sistemde kullandığımız temel materyal olunca çok da göze batan bir e, malzeme olmuyor fazla olması yönünden. Bunu bu şekilde yaptık. Evet, şu anda bunlar oldu. Artık peteklere ihtiyacım yok ve benim ciddi anlamda bir dahaki bölüm artık sandık odasına girişmem lazım. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz ben deliririm yoksa. Onunla beraber bayağı bir dağıtıcı yapacağız. 10 tane. Eee 10 tane dağıtıcı demek 10 tane yay demek. Keşke o kardeşimiz dinleseymişim ben ya. İyi düşündüğümden fazla yay varmış burada. Bu arada an itibariyle yeni bir karar alıyorum. Yaptığımız sistemlerin etrafını farklı bloklarla kapatacağım. E şimdi diyeceksiniz bu nasıl bir karar lan diye böyle. Sebep şu biz mağarada yaşıyoruz ve her seferinde farklı bloklar kullanmamız gerekebiliyor. Yani etrafı fark etmeden sistemlerin olduğu yerleri kırma ihtimalim yüksek. Ben de o yüzden belli bir blok seçeceğim ve o bloğu gördüğüm zaman orayı kırmayacağım. Orası ha bak burada bizim sistemimiz var diyebileceğim bir yer olacak. Neyse sonra bakarım ben ona ya. <laughs> şimdi aradım aradım bulamadım. Şimdi öncelikle şöyle bir şey olacak. Burada bizim bir vagonlu sistemimiz olacak. Ve abi kafama tüküreyim ben dekoratif eşya almayı niye unutuyorum her seferinde. Neyse ya sarı terakotu kullanalım. Ne de olsa arılar var burada. Şimdi şu şekilde ayarlayalım. Hı, bakın bunu böyle ayarladım. Şuraya hemen bir tane çalışma masası koyalım. Çalışma masası burada olsun. Şimdi hemen bunun bulunduğu kısma, yani hatta iki katlı yapalım. İki tane sandık koyalım buraya. Yani ne demek istiyorum? Şöyle söyleyeyim. Bir kat buraya, bir kat da buraya e, depolama sistemi yapmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben çok gerekli olacağını düşünmeyen insanlardanım. Çünkü zaten içinden çıkan eşya sayısı 2 Öyle ayırmamızı gerektirecek bir e, olay yok. Zaten içinden çıkan eşya sayısı az olunca gereken eşyalar daha az oluyor doğal olarak. Bunu yaptıktan sonra hemen şurayı da kıralım ve buraya şöyle bir sistem yapalım. Bu buna bağlanacak, bu da buna bağlanacak. Bir yandan bu buna bağlanacak, bu buraya ve bu da buraya. Evet sistem şu anda gördüğünüz gibi olacak. Aslında bunu bir blok daha içeri tıkayabiliriz ne dersiniz? Bir blok daha içeri tıkarsak daha güzel gözükecektir. Hatta direkt iki blok tıkayabiliriz içeri. Aynen bu şekilde. Ve hazır bunu içeri tıkamışken benim aklıma farklı bir design geldi. Hadi gelin onu yapalım. Hani dizayndan kastım ne peki? Hemen ondan bahsedeyim. Bayağı bir huni yapacağım. Ciddi anlamda bayağı bir huni yapacağım. Şimdi e, sandık depolama sistemlerini çok önemseyen bir insan değilim. şu aşamada önemsemem. Ama burada farklı bir tasarıma da gidebiliriz diye düşünüyorum. Peki nasıl bir tasarım? Kenarlardan ekstra blok boşlukları var görüyorsunuz. Bakın mesela burada iki blok, burada iki blok var. Ben mesela onu buraya yapmak isterim. Buraya bu şekilde bir girdi yapacağım. Hatta bakalım o buradan gelecek aynen. Ve buradan bir tane yol açacağım. Şu şekilde bunun arkasından dolaşacak. Ve çok güzel oldu. Ve buraya sandıklar yerleştireceğim bununla beraber. İki tane sandık yeterli olacaktır. Ve bu sandıkları şu şekilde. Şunlara gerek yok. Kendimize doğru çekeceğiz. Ve en sonunda da böyle gözükecek. Aynen. Mükemmel oldu ya. Şimdi bir yandan buraya, ama unutmadan bunu bir blok daha kırmam gerekiyor. Bunu böyle bir tık daha büyüttüm. Peki neden büyüttüm, ondan bahsedeyim. E, Düşünümden daha dar bir alana sahip olacaktı yoksa, onu engellemek adına. Buraya ve bununla beraber buraya bunu koyuyorum. Aralarına standart raylarımızı şöyle yerleştirelim. Vagon burada gidip gelecektir. Hemen şunun altına. Kızıltaş meşalesi buraya. Şimdi burada ufak bir sıkıntı olur mu? Ben buna verirsem bu çalışır mı? Aynen buna da zararı var. O zaman hemen Yunus'la beraber uyanıklık zamanı diyoruz. Bunları böyle bir tık kıraraktan bir tık arkaya taşıyacağız. Şu şekilde. Ve böylece gözükmemiş olacak. Ulan ben burayı nasıl girdim nasıl çıkacağım? Ha buradan girmişim. Onu da şöyle yaparsak. Evet artık sistem engellemeyecektir. Sene şöyle yapalım. Şimdi bunun üstüne bize çimenler gerekiyor. Ha dersiniz ben toprak kullanacağım. Amenna ama ben çimenciyim arkadaş. Şimdi burada bu vagonların üstünden geçen kısımlara çimen koyacağız. Ulan mükemmelim çimen koyacağım diyorum. Çimenin üstünü kapattım ya. Yani şu şekilde bir hat çizeceğiz. Burada çiçekler olacak çünkü. Şimdi buraya bizim artık kızıltaş malzemelerimizi almamız gereken an geldi. Karşılaştırıcı az önce yaptığımız şuradaki dağıtıcılar karşılaştırıcı sayısını arttırmamız gerekecek. 8 tane yetecektir. Onunla beraber bayağı bir kızıl taş. Ve ben yakın zamanda yoğun maden inmeme gerek yok. Evet yeterli malzemelerimizi aldık sen de git. Her zamanki buraya biraz genişleteyim ben. Buraları çimenle kapatacağım ben bir ara. O kısımları siz dert etmeyin. Şimdi buraya hemen bir çıkalım. Şimdi bu kısımda bakın şu yapacağım kısımda bırakıcılar olacak. Ve onunla beraber belli başlı kovalar olacak. Arı kovanlar olacak. Kova değil kova. Şimdi burada arı kovanlarımız var. Arı kovanlarını tek tek şu şekilde yerleştirelim. Doğru yerleştirdiğinizi emin olun eksik veya fazla yerleştirmeyin. Çünkü boşu boşuna çalışır ve orada fazlalık yaparlar. O yüzden doğru yerlere bıraktığınızdan emin olun. Evet burada yapılması gerekenleri yaptım. Şimdi dağıtıcıları yerleştireceğiz. Şu şekilde tam dik olacaklar. Tam dik olarak buna bakacak şunlara. Şimdi gelelim artık spesifik kısımlara. Buraları hiçbir şekilde eldemiyoruz. Elde Burayı kapatıp bunun arkasını da kapatıyoruz. Normalde kapatmasanız da olur. Ama ona göre bir mesafe çekmeniz gerekir sizin. Hani birazdan yapacağımız karşılaştırıcılı sistemde ona göre bir mesafe çekmeniz gerekecek. Şimdi normalde arı kovanlarından dışarıya sinyal verilebiliyor çok rahat bir şekilde. Yani bu şekilde şuradan direkt sinyali alabileceğiz demek oluyor bu. Ve burası da sonuncu olacak inşallah bir koyabilirsem. Teşekkür ederim. Yanıma cam aldım mı? Mükemmel. Almasam olmaz zaten. Hemen gidip biraz cam alalım. Bu arada mümkünse bu işlemi akşam yapın ee, gündüz yaparsanız şöyle bir sıkıntı olabilir arılar oraya da yönelir daha hemen daha işiniz bitmeden karambola gitme ihtimaliniz de var peşinden söyleyeyim uğraşırsınız diyeyim ben size. Bu arada ben burayı niye kapatmamışım gitti mi lan bütün mahsuller o kadar bekledim ben gitmiş lan bütün mahsuller boşa gitti neyse <laughs> açık bırakmışım. Aslında var ya bunu bir tık daha geri yapabilirmişim ben ya. öne yapabilirmişim bak buradan cam olacak şimdi neyse neyse bu kadar sistemi taşımakta uğraşamayacağım. Şimdi bunun arkasını yine aynı şekilde genişletelim biraz daha. İşte size ben bu yüzden diyorum hemen benden sistemleri istemeyin bir temeli öğrenin diye. Şimdi ben burada böyle mağarayı kazıyorum, yer açıyorum, dar bir alanda yapıyorum. Dışarıdan yapmadığım için sizin normal yaptığınız sistemlerden farklı gözüküyor. Orası abi ben anlamadım. A anlamazsın tabii. Aynı yerde yapmıyoruz. Etrafı ışıklandıralım kötü durmasın. Kızıltaş envanterimizi alalım. Şimdi bunların hepsini şu şekilde kızıltaş bağlıyorum. Şurayı kırıyorum tekrar şu şekilde ve buradan da kızıltaş geçiriyorum hepsinden. Sonra şunların üst kısımlarını da bu şekilde kapatıyorum. Şuraları kıralım bu arada. Peki neden cam koyuyorum? Bakın şuradan görüyorsunuz. Buraya ben başka bir blok koysaydım buradan bu geçemezdi. Ama şimdi geçebiliyor. Camın olayı bu. Kızıl taşı içinden geçirebiliyor. Ben bunu zaten rehber videosunda bahsetmiştim. Neden cam kullanıyorum diyenler o videoyu zaten izlemişse de öğrenmiştir. Burayı şöyle kapatalım. Şimdi burayı da cam yapsam mı diye düşünüyorum. Cam yapmayayım. Buraya bu şekilde geçirelim. Sizlere ben bir geçireyim şöyle. Şimdi buraya ufak bir test yapacağım. Sistem çalışıyor mu, çalışmıyor mu onu görmek adına. Şuraya bir kızıl taş bağlayayım. Herhangi bir sıkıntı yok. Tık sesini duydum ben. Tık sesini duyduysak burası çalışıyordur anlamına geliyor. Hemen şuraları da yerleştirelim. Hatta bir daha bir deneyeyim, bakayım. Hatta bir teğet edelim ya. Şöyle şunun içine bir tane redstone bırakalım. Bir daha dene. Şu anda bıraktı bir yere. Aynen. Tamam, çalışıyor. Hop şuna buraya. Hop bu da buraya. Tamamdır. Artık burayla işimiz kalmadı. Buraları bu şekilde artık kapatalım, kötü görüntüye mal vermeyelim. Şunun üst kısmında dekoratif amaçlı düzelteyim ben buraları. Şimdi bunun üst kısmını kapatalım. Evet, şu anda bir kötü görüntü yok. İstediğim şekilde hallettim. Şimdi biraz sıkıntılı bir kısma geleceğiz. E, burayı tamamen camla kapatmanızı öneriyorum önceden. Çünkü arılar biraz acımasız olabiliyor. Ne yazık ki. Arılar saldırmayacak bu arada. Saldıracak diye düşünüyorsanız yok yanlış düşünüyorsunuz. Araların gelmesi işkence olabiliyor. Şimdi burada yapmamız gerekenleri yapmıştık. Sarı camlarımı ben elde ettim. Ee, buralara sarı terakotaları ben yerleştiririm bölüm arasında. Bir sıkıntı olmaması adına. Şimdi buralara camlarımızı yerleştirelim şu şekilde. Hatta ben biraz daha terakotu toplayayım ya dur. Bu arada ben ee, biraz fazla ileri yapmışım camı. Onu bir blok geri çektim. Hemen bu şeyin önüne çekiyorsunuz. Yani şu, direkt şu camın ee, şeyleri konuşamadım lan. Direkt çimenin önünde bulunacaklar. Bu şekilde duracak yani sistem. Ve artık orayı da istediğiniz gibi gizlersiniz. O kısımlar tamamen size ait. Benlik bir iş kalmadı artık. Evet arı farmının dış kısmını bu şekilde kapatmaya başladım. Şimdi dediğim zor kısma gelelim arıları içeri taşımak zorundayız. Şu şekilde girelim. Arıları buraya taşıyacağız ve buraya çiçeklerle kaplamak zorundayız. Şimdi buraya biraz çiçek yerleştirmem gerekiyor. Hangi çiçekten kullanayım? Ben sarı çiçekleri seven bir insanım. O yüzden sarı çiçeklerle dolduracağım orayı. Kırmızı nasıl oldu lan? Valla arada kırmızı da çıktı. Neyse. Şimdi zaten şu an hepsi bunun içinde. O yönden bir sıkıntımız yok. Hemen şu kısmı çiçek böyle kapatalım. Ha bir de dur. Oraya girmeden önce çiçekli içeri taşımadan önce bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Ve şu lanet olası envanteri bir artık atabilir miyim? kovana ihtiyacım yok. Oyunun başında ben boşu boşuna cam ısıtmadım. Bunları ısıtma sebebim benim belliydi. Bunlardan oluyor mu bilmiyorum. Onu da peşi peşi söyleyeyim de. Burada yapabildiğimiz kadar cam şişe yapacağız. Yani şu anda bu kadarı yeterli ümit ediyorum. Tabii ben bölüm arkasında daha da fazla cam şişe ısıtacağım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi nedir bu cam şişe mevzusu? Size şöyle açıklamak gerekirse. Bunların içinden petek alacağız. Hepsine şöyle bir siteye yakın. Daha fazlası değil. 3 tanesini bile yapsam yeter. Çünkü biraz da polen toplamam gerekiyor benim. Ve ben arada bir buraya uğrayıp 2 dakikada hop hop buradan çekerim. Şimdi buraya biraz makas yapacağız. 6 tane yeterli olacaktır diye ümit ediyorum. Evet fazla bile yapmışım. Buraya iki tane makas atalım. Buraya iki tane makas atalım. Buraya iki tane makas atalım. Ve bunların içine de ikişer tane makas atalım. Ha bir de ben size şunu bahsetmeyi unuttum. Neden burada böyle bir kablo çektik? Ben onu söylemeyi unuttum size. Şöyle. Arı peteklerinin 5 adet kademesi bulunuyor. Yani 1 2 3 4 5. 5. kademede artık buraya gelecek o sinyal ve buradaki artık fırlatıcılar aktif olup içinden bal çekecek ya da polen çekecek artık siz ne derseniz. Yani dediğim gibi bunun kademeleri olduğu için 1 2 3 4 bu da ilk sinyal 5. sinyal. Onu söylemeyi unuttum ben ya. Çok özür dilerim. E i̇şte bu yüzden ben özel olarak e, farm serisi yapmayı planlıyorum. Çünkü video içerisinde ben direkt sisteme odaklanıyorum ne yazık ki. Şimdi gündüz olsun hepsini içeri taşıyalım. Hadi bakalım. Şu anda hepsinin uyanmış olması gerekiyor. Siz neden bu kadar azsınız acaba? Hop 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 hop. Gel 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 gel. 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 Valla beni sokmanıza razıyım ben. Gel bakayım. Gel gel. 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 gel gel. gel. gel buradan. Hepinize yer var. Hepinize yer var. Girin bakalım buradan. Gel 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 gel. Hemen şunu şöyle... Kapatalım. Bu kadar. Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi peki burayı neden açık bıraktım? Oraya Hunili Maden Arabamızı yerleştireceğim. Evet. Sistem şu anda aktif çalışıyor. Artık bunları çiftleştirmek isterseniz, çoğaltmak isterseniz o size kalmış bir şey. Ben bu şekilde rahatım hocam. Evet. İşte arı farmımız hazır. Evet. Öncelikle bu sistemi yaptık, bitti. Ama siz hani e, şu detayı vermeden söylemeyeyim. Benim yaptığımın birebir aynısını yapmayın. Bir farklı yapın. Çünkü ben değiştirmek zorunda kaldım. Yaklaşık 25 dakikadır AFK'yim ve hiçbir şekilde değişiklik olmamıştı. Sebebini araştırdım biraz ve buldum. Ee, bir toprak yerine iki toprak koyun ve ikinci toprağa şey koyun, çiçek koyun. Peki neden? Arılar içeri girebiliyor ama dışarı çıkamıyor. Peki neden çıkamıyor? Önünde blok varmış gibi algılıyor çünkü. Bu yüzden size tavsiyem araya iki blok koyun. Bakın, şurada bir blok var, bu da ikinci blok. Çiçekler ikinci blokta. Aralarında bir blok boşluk olsun ve toprak koyun. Çimen değil. Mümkünse toprak koyun. Çünkü sağa solu belli olmuyor bunların. Çünkü yarım saattir AFK'yim burada. Ve hiçbir fark oluşmadı. Dedim neden olmuyor da bu böyle hani sinirlerim bozuldu. En sonunda arıların çıkamadıklarını öğrendim. Siz de o şekilde yaparsanız daha güzel olur.